Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Aksaray'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafta sonu aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Dün gecenin ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kısıtlama kapsamında hayvanların aç kalmaması için bazı vatandaşlar park ve bahçelere yem bıraktı. Tüm ülkede olduğu gibi Aksaray'da da etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edildi. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 8 derece altında seyredeceği bildirildi. Hafta sonu uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray sokakları sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kapsamında kent sokakları sessizliğe bürünürken sokaklarda görevlilerin harici kimse görülmedi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cadde ve bulvarlar boş kalırken kısıtlama kapsamında sokaklarda önlem alan emniyet güçleri de kent genelinde tedbirlerini sürdürdü. Gülağaç ilçesine bağlı Demirci kasabasında bir çiftçinin 9 koyunu kayboldu. Koyunları jandarma ekipleri termal kameralı İHA ile buldu.
Gülaç ilçesine bağlı Demirci kasabasında H.Y. 9 adet koyununun ağılda olmadığını fark etti. Koyunlarının çalındığını düşünen H.Y. durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın hırsızlık olabileceği ihtimali üzerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Gece yarısı aramaları genişleten jandarma ekipleri havanın karanlık olması nedeniyle normal aramalarda koyunları bulamadı. Daha sonra termal kamera özelliği olan döner kanat mikro İHA teknik desteğiyle yaptığı kapsamlı aramada 9 koyunun yerini tespit etti. Tespit edilen yere giden jandarma ekipleri sabah saat 7 sıralarında Demirci beldesi Seyirtepe mevkiinde koyunları başıboş olarak buldu. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken belde halkı jandarma ekiplerine teşekkür etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan amca ve yeğen, maskesiz, ehliyetsiz ve kimliksiz olarak 230 paket kaçak sigara ile yakalandı. Koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında şüpheli gördükleri 06 RP'ye 48 plakalı otomobili durduran Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücü Muhammed D. ve yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Burak D.'yi maskesiz yakaladı. Ehliyet ve kimlik kontrolünden geçirilmek istenen amca ve yeğenin kimliklerinin olmaması üzerine polis ekipleri şüphelenerek araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada iki ayrı poşet içerisinde 23 karton halinde 230 paket kaçak sigara ele geçirilir. Sigara paketlerinden kesilmiş çok sayıda tekel bandrol küpürü ele geçirildi. Polisin kime sarıyorsun sorusuna kendime sarıyorum diyerek cevap veren sürücü Muhammed de yeğeni ile birlikte gözaltına alındı. Kaçak sigaralara polis ekiplerince el konulurken amca ve yeğen ilk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliği'ne ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Amca ve yeğene kısıtlamaya uymamaktan 6150 TL ve maske takmamaktan 1800 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim vaatleri arasında olan mahalle konakları ve çok amaçlı sosyal tesisler projesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Hamidiye Alaca mahallelerinde Aksaray'ın ilk mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisinin temelleri atılmıştı. Temel atma töreninin ardından inşaat çalışmalarının hızlandığı projenin birinci katında zemin betonu atılarak betonarme direkleri dikildi. 2021 yılı içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen Hamidiye Alaca mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisiyle şehirde mahalle konağı kültürünün yerleşmesi hedefleniyor. Mahalle sakinlerinin çok fonksiyonlu olarak kullanmaları için 1095 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen mahalle konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin içerisinde 2 adet muhtarlık ofisi de yer alıyor. Proje kapsamında seçkin yayın evlerinin kitaplarının yer alacağı zengin bir kütüphane olacak. Kırım misafirhanesi olarak adlandırılan konaklama bölümünde günlük 4 misafir ağırlanabilecek. Kırım kültürüne ait yöresel ürünlerin sergilenebileceği, satış ve tanıtımının yapılabileceği 150 metrekare alana sahip bir salon yer alacak. Aynı anda erkek kadın 40 kişinin ibadet edebileceği mescitlerde proje kapsamında hizmete sunulacak. Düğün, nişan ve toplu organizasyonların yapılabileceği 500 metrekare alana sahip bir salon yer alacak. Aksaray Belediyesi tarafından şehirde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere birçok sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesislerin yapımının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada tüm çalışmaları hassasiyetle takip ettiğini ifade etti. Başkan Dinçer, yaptığı açıklamada göreve geldiği günden itibaren başlanılan birçok projenin tamamlanarak hizmete açıldığını, birçok projenin ise inşaat aşamasında ciddi aşama kat edildiğini belirtti. Sultanahmet Belediye Başkanı Fahri Solak, ilçede yapılan projelerden bahsetti. Başkan Solak, pandemi sürecine de değinirken vatandaşlara da sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Sultanahmet Belediye Başkanı Fahri Solak mikrofonlarımıza konuşarak ilçe genelinde yapılan proje ve çalışmalardan bahsetti. İlçenin hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Başkan Solak, 2021 yılında inşaat alanından tarım ve hayvancılığa kadar birçok projenin hayata geçirileceğinin altını çizdi. İlçede önemli turizm kapısı olan Sultanahmet Kervansarayı'nın önemine değinen Başkan Solak, gerçekleştirilecek projelerle kervansarayın daha güzel yerlere getirileceğinin hedeflendiğini söyledi.
Başkan Solak pandemi dönemine de gerekli önlemlerin en iyi şekilde alındığını söyleyerek vatandaşlara sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Efendim öncelikle hoş geldiniz Kanal 68 ailesi olarak. Uzun zamandır sizi ilk defa görüyoruz. Sultanahmet tabii ilçe olduktan sonra gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Biz tabii önceki yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca sizlere hatırlatırsak işte yollarıyla, işte kamu kuruluşlarıyla şimdi başta işte TOKİ konutlarımız şu anda 158 tanesini teslim etmiştik. Bu aylarda, bu ay sonuna yetiştirmeyi şu anda ruhsat işlemleri için müteahhit firma uğraşıyor. 258 konut, TOKİ konutumuz teslim olacak. Bu kış gününde de tabii vatandaşlarımız gerçekten mutlu olacağını düşünüyorum. Akabinde hemen Şubat ayında 100 bin projeyi dahil ettik. 158 konut da ihalesi olacak. Yani Sultanahmet'e yaklaşık 600 TOKİ konutu 2021 itibariyle 2021'in sonuna kadar tamamlanmış olacak. Gerçekten Sultanahmet nüfusuna baktığımız zaman çok güzel bir rakam. Tabii durmayacağız, daha çok konut, işte daha çok işte sosyal yaşam alanları yapacağız. 2020 yılında da yaklaşık 10 kilometreye varan, burada ben Aksaray Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Asfalt konusunda biz onlardan da destek aldık. Yaklaşık 10 kilometreye varan sıcak karışım yolumuz. Bunlar aşama aşama devam edecek. Bu yılda hedefimiz 10 kilometre, belki 15 kilometre. Zaten kamu kuruluşlarımız kuruluyor. Hükümet binamız yapılıyor. Hastanemiz birkaç ay içerisinde hizmete girecek. Şu anda gerçi 24 saat hizmet veren bir hastanemiz var ama yeni bir hastane yapılıyoruz. Yani Sultanahmet'te hem inşaat bölümünden hem tarım hayvancılık bölümünden yani gerçekten çok hızlı gelişiyor. Şu anda yani bize ruhsat kestirmeye geliyorlar, işte müteahhitler olsun. Sultanahmet'te daha topraktan satışlar oluyor yani. Daha yani inşaata başlamadan satış oluyor. Ben şunu her zaman diyorum. Sultanahmet Aksaray'ın en yakın ilçesi ve en gelişmeye müsait bir ilçesi. Yani bundan 15 yıl sonra belki de ara kavuşacak. Aksaray ile Sultan'ın arası kavuşacak. Bu da güzel işaret. Tabii bu pandemi sürecinde hem vatandaşlarımız, esnaflarımız biraz sıkıntı çekti. Yani bayağı bir sıkıntı çekti. Bunu tabii Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Yani bu koronavirüs belki 100 yılda böyle bir salgın gelmedi. Bu da bizim dönemimize denk geldi. Tabii ülkede bazı sıkıntılar oluyor, işte depremler oluyor, virüs, hastalık filan. Tabii bunu hükümetimiz nazarında hem valimiz, hem kaymakamlığımız, hem sağlık çalışanlarımız, sağlık bakanımız gerçekten çok büyük gayretler içerisinde çalışıyorlar. Yani üzülüyoruz hallerine. Ama başka ülkeleri gördüğümüz zaman da yani Türkiye ile gerçekten gurur duyuyoruz. Yani dün itibariyle yaklaşık 700 bin kişinin aşılandığı. Tabii biz bu çerçevede gene belediyemiz çerçevesinde belediyemiz hem pazar yerleri olsun, gerekli önlemleri aldık. İşte ateş ölçerlerimizi, dezenfektelerimizi ilk biz başlattık burada. Hala da devam ediyoruz. Bazı kamu kuruluşlarımızda işte maske yardımı yaparak işte hala pazar yerlerimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Sağ olsun işte Sosyal Yardımlaşma Vakfımız gereken desteği verdi. Yaklaşık 1 milyona yakın destek verdi ilçemiz halkına. Bunlar güzel şeyler. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Yani şu anda inşallah görünen Temmuz ayına kadar biz bu belayı atlatacağız gibi görünüyor. İnşallah bilindiği gibi de işte Sultanahmet turizm alan bir yer. Yani Aksaray'ın turizm kapısı Sultanahmet Kervansarayı. Kervansarayımız restorasyonu yaptırdık işte. Tam işte hizmete açalım derken pandemi süreci başladı. Efendim tabii turist otomatikmen kesildi. Bizim de belediyenin oradan geliri vardı işte. İnşallah bu süreçte biz içerisinde hala Sayın Valimizin de bilgisi var. Güzel bir proje yaptık. O günün şartlarında yaşanabilir
bir şekilde yani bir müze konseptinde projemizi hazırladık. AHİLER'e verdik. O da kabul olursa biz de o Nisan'a kadar o projeyle birlikte Sultanahmet Kervansarayımızı gelecek nesillere çok güzel bir şekilde ulaştırmayı düşünüyoruz. Çünkü Kervansaray'ın restorasyonu bittikten sonra en az ömrü ben şunu söylüyorum 300 yıl uzadı diye düşünüyorum. Çünkü üstünü tamamen kurşun kaplama yaptırdık. İnşallah bu süreçleri atlatacağız. Ben buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum. İşte doğalgaz biz beldeyken geldi. Geçtiğimiz günlerde doğalgaz firmasıyla görüştüğümde yaklaşık 1400 kişiye varan abone sayısı ulaşmış. Bunlar güzel şeyler. Sultanahmet daha güzel şeyleri hak ediyor. Bu yıl 2021 yılında bazı işte seçimlerde vaat ettiğimiz projeler vardı. Onları tekrar hayata geçirmeyi planlıyoruz. İşte bir kapalı pazar alanımız, fuar alanımız diyeyim. Çok güzel bir proje. İnşallah belediyemiz imkanlar verdiği sürece orayı başlatacağız. Çarşı merkezi projemiz var. İnanın bazı işte proje aşamasında inşallah müjdesini paylaşacağız. Çok güzel sultanına yakışan bir yer olacak. İşte hayvan pazarı projemiz bir miktar hala bütçemizi de ayırdık. Kısa zamanda bunlara başlayacağız. Gene parklarımız, bahçelerimiz, oyun salonları, gençlik merkezi gibi bu bir takım projeler var. Bunları inşallah hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız inşallah biraz sabırlı olsunlar. Hem pandemi döneminde biliyorum sinirler biraz arttı. Bu pandemi döneminde dostça, arkadaşça birbirlerini sevelim, hükümetimize desteğimizi verelim. Bu günler gelip geçecek. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aksaray'ın müftüsü Hasan Hüseyin Güller, hayata geçirilen iki yeni proje hakkında bilgiler verdi. Covid-19 salgını nedeniyle daha önce Kur'an kurslarındaki yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şimdi de bu kurslara katılamayan vatandaşlar için Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye sloganıyla Kur'an-ı Kerim öğretim programı hazırladı. Bir diğer proje ise cami görevlileri çocuklarla çevrim içi buluşuyor adlı proje. Bu proje ise özellikle semester tatilinde ilk, orta ve lise dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik hayata geçirilecek. Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller projeler hakkında ayrıntılı bilgiler vererek müftülük tarafından yapılan diğer çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Ayrıca vatandaşlara hizmetlere katılım noktasında çağrıda bulundu. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci vesilesiyle gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından, gerekse Taşra Teşkilatı, il müftülükleri ve ilçe müftülüklerimiz tarafından hizmetlerimizin büyük çoğunluğunu sosyal medya üzerinden yürütmekteyiz. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye projesi kapsamında Aksaray ilimizde de güzel bir teveccüh gerçekleşti. Bu kapsamda Aksaray merkezde 264, ilçelerimizde 204 olmak üzere toplam 400'ün üzerinde vatandaşımız şu anda sosyal medya üzerinden görevlendirdiğimiz din görevlilerimiz vasıtasıyla İmam Hatip, Müezzin, Kayyım ve Kur'an kursu öğrencilerimiz vasıtasıyla evden Kur'an öğrenmeye başladı. Yine bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından özellikle sömestr tatilinde ilk orta ve lise dereceli okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik olarak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu projenin ismi de Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor projesi. Bu kapsamda biz geçen hafta vaazlarımızda cami görevlilerimiz vasıtasıyla halkımıza, cemaatimize bu konuyu duyurduk. Sosyal medyada yine gerekli paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu cumada da gerekli duyuruları yapacağız. Ben inşallah hem ilkokul hem orta hem de lise düzeyindeki öğrencilerimizi bu projeye katılmaya davet ediyorum. Proje kapsamında cami görevlilerimiz sömestr tatili boyunca yani 25 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında günde 1 saati geçmemek üzere ve her biri 20 dakikadan oluşan 3 ders gerçekleştirecekler. Bu derslerde namaz sureleri, dini bilgiler eğitimi verilecek. Bu derslere katılım sağlayan
aktif bir şekilde katılım sağlayan, yapılan küçük çaplı yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimize mahalli imkanlarımızla ödüller takdim edilecektir. Yine bunların dışında Aksaray Müftülüğü olarak vaaz irşat hizmetlerimizin büyük çoğunluğunu gerek camilerimizde gerekse sosyal medya üzerinden yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda camilerimizde özellikle takrir derslerimiz devam ediyor. Konulu olarak ve birbirini takip eden periyodik bir süreç içerisinde takrir derslerimiz devam ediyor. Bunun yanında Ulu Cami'de her hafta cuma namazı öncesinde yapılan cuma vaazlarımızı sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlıyoruz. Ben halkımızı, Aksaraylılarımızı sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz bu hizmetlere de katılmaya, bu hizmetleri, yayınları yakından takip etmeye davet ediyorum. Yeşiltepe kasabasında halkın nabzını tuttuk. Gelin haberimizde izleyelim. Aksaray Yeşiltepe kasabasında yaşayan halk mikrofonlarımıza konuşarak pandemi sürecini ve belediye çalışmalarını değerlendirdi. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nura Pınar. Koronavirüs sizi etkiledi mi? Etkilemedi şu an için. Peki neyle geçiniyor köylü genelde? Maaşına geçinim, başka bir şeyim yok. Emekledim. Genel olarak çiftçilik mi? Çiftçiliği boşladık, bitti çiftçilik işi. Yok, çoluk çocuk hep dağıttım, tek kaldı bir evde duruyorum şimdi. Hasan Hüseyin Deniz. Koronavirüs etkiledi mi sizleri? Neyi? Koronavirüs etkiledi mi? Abi etkiledi, sıkıntılandık, içeri girdik, içeride mesela kapalı duruyor. Başka da yok. Peki belediyeden beklentileriniz var mı? Var, güzel yapıyor, işte bir şeyler yaptı adam. Memnunsunuz yani? Tabii. İlhan Aslan, Yeşiltepe'liyim. Koronavirüsten dolayı halkımız etkilendi. Bilhassa biz de evde etkilendik. İşte millet, halk gördüğünüz gibi bugün pazarımız burası. Ondan sonra belediyeden sordunuz. Belediyeden yani köy yolları dıştan gördüğünde güzel. Ama mahallelere girdiğinde AK Partili olursan yolun yapılmıyor. CHP'li olursan yapılıyor. Genelde böyle. Gelsin başkan kendini görüşeyim. Ben Gazi babasıyım aynı zamanda. Ben bilhassa kendine söyledim başkanım. Başkanım dedim, gelin bakın yollarımızı dedim. Caminin bir yolumuz yapılmadı. Gelsin başkanla bilhassa da konuşayım. Yapılmadı yani yollarımıza bu şeyde, konuda yani büyüklerimizden şeyimiz var. Teşekkür ederiz. Ben Hamza Çakır, Yeşiltepe'liyim. İyiyik, huzurluyuk. Şu an için hastalık yok Yeşiltepe'de. Millet bugün pazar, işte yağmurumuz yağdı, gereken şeyi aldık. Şükür iyi bir düzen gidiyor kızım. Başka bir şey yok. Çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Ben çiftçilik emekliyim ben. Huzurluyum, iyiyik. Allah'a şükür yaramaz bir şey yok. Peki belediyeden beklentileriniz var mı? Belediyeden beklentimiz yok. Şu an için belediye istediğini yaptı. Kırgılın olmadık yollarını yaptı. Her şeyini yaptı adam. Kalkıp da kötülemeye hiç gerek yok. Teşekkür ederiz. Tamam. İsmim İzzet Tosun. Valla kasabamıza geldiniz, çekim yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Hani koronavirüs etkiledi mi kasabanızı? Girdi herhalde 10-15 kişi tutuldu. Allah'ım kurtarsın diyorum yani. Allah yardımcımız olsun. Peki belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Adam güzel çalışıyor. Öyle bazıları diyor adam ayırdı, ne bileyim ne diyor. Yani güzel çalışıyor adam. Ayırdı mı yok adam. Peki beklentileriniz var mı? Kasabaya şunu yapsa daha güzel olabilirdi diyeceğiniz bir şey. Beklentilerimiz tabii olmamı da devletimiz bir kere zor durumda. Şöyle ki dolu vuruyor, afetler oldu, depremlerimiz oldu. Hani hangi bir yere para ayırsın? Biz bir ev geçindiremiyoruz. Ne yapsın yani? Devletimiz ne yapsın? Hangi bir yere para ayırsın? Ben öyle düşünüyorum. Ben Sefa Atasoy'um. Kırgıl'da oturuyor. Ha, başka ne diyeyim, bir şey yok. Koronavirüs kasabanızı nasıl etkiledi? Ne bileyim ben, bol çalışacağım. Ahır gördü bir şeyin kalmaz. Çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Tabii çiftçine, çobanık, koyun, ahır, pece. İşte ondan başka ne iş göreceğim? Peki devletten herhangi bir destek aldınız mı? Yem fiyatları çok yüksek gidiyor.
Hiçbir şey almadık. Daha Mart'ta verecek işte koyun desteğini, yonca desteğini Mart'ta alacağız. Başka ne? Peki belediye başkanından beklentiniz var mı? Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Kendi reisimiz. Kendi adamımız. Vardık mı işimizi yapıyor. Bir kepçe istesek salıyor. Başka ne verecek? Adam dalını alıp gezdirecek değil mi bizi? Daha ne verecek? Teşekkür ederim. Ne verecek işte? Vardık mı işimizi yapıyor. Daha ne verecek? Evet. Öncelikle Yeşiltepe'ye hoş geldiniz. Buyurun. Esas Hayır. olarak. Biz gıda sektörü olarak bizi etkilemedi. Biz normalde açık olduk tabii. Yasaklara uyduk da. Peki belediye başkanının çalışmalarından memnun musunuz? Beklentileriniz var mı? Beklentimiz yok. Çalışmasından da memnunuk. Siz tanıyabilir miyiz? İbrahim Ay. Yeşiltepe sakinlerinin esnafım. Canlı hayvan ticareti yaparım. Buyurun sizin sorularınızı alayım. Yeşiltepe koronavirüsle nasıl etkilendi? Yeşiltepe ister istemez halk içinde sürekli birbirine muhatap olan girintili bir kasabadır. Kasabamız herkesinden biz memnunuz. Yeşiltepe etkilendi ister istemez. Yani çiftçilikle uğraşıyor. Hayvancılık kış günü ne de olsa millet evinde şu anda. Yaz günü olsa tarlada tapanda oluyordu, rahat oluyordu. Kış günü çok etkiledi. Bakkallarımız olsun, esnaflarımız olsun. Herkes etkilendi. Bir hayvancılık yaptığınızı söylediniz. Devletin herhangi bir destek aldınız mı ayakta kalabilmek adına? Çünkü yem fiyatları çok yükseldi. Evet, devletimiz Allah razı olsun. Süt desteği veriyor, yem desteği veriyor, her şeyi destekliyor. Ama hayvancılıkta biraz sıkıntımız var. Besicilik yapıyorum. Ve şu anda yani biraz yemlerden rahatsızız. Etlerin düşmesi, yemlerin yükselmesi çiftçilerimizi acayip etkiledi. Bunun için yetkililerin biraz elini vicdanına koymasını istiyoruz. Yeşilova kasabasında da esnaf ve vatandaşlarla konuştuk. Gündem koronavirüs ve pahalılık. Yeşilova kasabasında çeşitli dallarda hizmet veren esnaflar ve vatandaşlara mikrofonlarımızı uzattık. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kendilerine olan etkilerini anlatan esnaf ve vatandaşlar genel anlamda sıkıntıda olduklarını dile getirdi. Çiftçilerin de zor durumda olduğunu, yem ve gübre fiyatlarının pahalılığından ve kuraklıktan da yakındılar. Ben Yeşilova esnaflarından Doğan Can Muten. Koronavirüs Yeşilova'yı nasıl etkiledi? Bayağı bir etkiledi. Esnaf olarak sizi etkiledi mi peki? Tabii ki de. Peki ayakta kalabilmek adına devletten herhangi bir destek aldınız mı? Evet aldık. Yeterli geldi mi sizin için? Şu anda tüm mağdur insanlar yani etkilendi. Yani tabii onlara yarar oldu ama bizler de yani yararlanabildik. Peki Yeşilova genellikle neyle geçiniyor? Çiftçilik, tarla, tapan, hayvancılık. Çok kurak gitti bu sene biliyorsunuz. Yeni yağışlarımız başladı. Yine de çok şükür elhamdülillah yine de yağdı yani. Peki çiftçinin durumu nasıl şu anda? Çiftçi mağdur. Yani bizim şimdi şunda eskiki yani hiçbir şeyin tadı yok. Ama şu anda da ne olur bilmiyoruz. Yeşilova da yavaş yavaş normale dönmeye başladı mı? Evet şu anda düzelmeye başladı yavaş yavaş. Bu işte virüsten dolayı bayağı bir etkilendi. Eğer Allah'ın izniyle de bu kalkarsa yani bunu hep birlikte beraber başarırsak eskiye döneceğiz diye ümit ediyoruz. İsmim Nasuh, soyadım Ol. Koronavirüs nasıl etkiledi kasabanızı? Koronavirüsten şu anda kasabamızda pek fazla bir kişi yok yani şu anda. Normal ama vatandaşlar, esnaflarımız büyük zarar gördü şu anda yani. Başka da yapacak, devletimizin elinden geleni yapıyor ama yapsa ne yapacak vatandaş? Mecbur bekleyecek sonucu. Peki siz neyle geçimini sağlıyorsunuz? Çiftçilikle uğraşıyorum. Emekliyim. Herhangi bir destek aldınız mı devletten? Yemler çok yükseldi. Ne yem desteği aldım ne şey. Hani sıradan bir destek meslek falan almadım. Ama çalışıyoruz yani. Ki Yeşilova'nın geneli mi çiftçi? Geneli çiftçi. Emekli şu anda. Emeklisi çok. %60'ı falan emekli işte. Ramazan amcam var emekli. İşte arkadaşım çalışıyor da burada kaldım dediği Ramazan adı şeyde Konya neydi Ramazan? Konya'da çalışıyor. Biz de emekliyiz çiftçilikte. Başka da yapacağım söyleyeceğim bu yağışın kadar. Yağışın olmaması bu sene etkiledi mi? Etkilemez olur mu ya? Yağış olmadı mı hiçbir şey olmaz. Yağış hayat demek. Yağış oldu mu varlık dolu. Bütün gelir atımız ona bağlı yani. Hani yerini alttan çıkartmayla hiçbir zaman şey olmuyor yani. Su kazancımız olmuyor yani. Hep şeye gidiyor. Kendim de var, trafom var. Ceyrana para yatıracaktın. Yıllık mesela ayda
7-8 milyar para yatırıyor. Petrol zaten fazla. Ramazan Aytaç. Ne işle meşgulsunuz? Ben ne çiftçilik ne bir şey, emekliyim. Peki koronavirüs kasabamızı nasıl etkiledi? Bizim kasabamızı pek etkilemedi. 3-4 kişi anca virüsten. 3-5 kişi anca virüs. Evet, virüs etkiledi etkilemedi de bizden böyle bir fazla bir zarar vermedi. Nevzat İlik. Ne işle meşgulsunuz? Ben davarla uğraşıyorum, emekliyim. Çiftçiyim, ondan sonra onunla uğraşıp duruyorum. Bu sene çok kurak gitti biliyorsunuz. Sizi nasıl etkiledi? Yem fiyatları çok yükseldi. Yem fiyatları çok yüksek. Suyumuz yok. Anladı. Yabana bir kişisel görseyiz. Ondan sonra sontralarda su kurudu. Bir şey yok. Kuraklık çok acayip var. Birkaç gündür yağış var. Biraz etkisi olur mu? Olsa ne olacak yağmadıktan sonra? Yağış yok. Yağmur yok. Abla ne olacak? Olmadıktan sonra ne geliyor abi? Peki devletten herhangi bir destek aldınız mı ayakta kalabilme adına? Ne devletten ne alacaksın diye. Çiftçi olarak. Devletten ne alacaksın? Devlet habire bir şey yok. Gideyim bankaya mesela ben emekliyim, kredi veririm mi? Kredi mi veririm? Ben 29 sene çalıştım hademeye. Krediyle ömrüm geçti. Anladın? Ömrüm krediyle geçti. Bu 10 çek kredi, yarın çek ki oradan oraya, oradan oraya. Burada alafet yok. Kapat. Anladın? Aile yok. Arkadaş emekli olacak. Ondan sonra 30 bin lirayı bulamadı. Başka çaresi yok ki bunun. Gittikçe şeye gidiyor, kötüye gidiyor. Gittikçe kötüye gidiyor abla, başka çaresi yok. Öncelikle hoş geldiniz Kanal 68 ailesi olarak. Teşekkür ediyorum. İsmim Hacı Karaoğlan. Burada manav çalıştırıyorum, küçük bir manavım var. Ben çiftçilikle zaman zaman hayvancılık çiftçilikle yaptım da şehirde oturuyorum. Eğer şu son yağışlar yağmasaydı bizim çiftçinin en büyük krizi kuraklık olması. Yani bir şekilde yağış oldu mu yemde, samanda bir şekilde yerini buluyor. Yani sıkıntılı da olsa yerini buluyor. Allah'a çok şükür hamdü senalar olsun ki bu yağışlar yağdı. Biraz çiftçiyi bir nebze rahatlattı. Allah'tan umut kesilmez. Allah büyüktür. Yani çiftçimiz sıkıntıda mı sıkıntıda. Yem fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatları maliyetini biliyorsunuz. Çok yüksek. Allah çiftçilerimize kolaylık versin. Mesela adam sattığı sütüne, ben hayvancılık yapmıyorum şu anda da duyduğumu bildiğimi söylüyorum, köylü çocuğuyum. Sattığı sütüne yemini alamıyor. Arkasından gelen hayvan, yani şöyle buzağı diyelim, yani ben köy diliyle konuşuyorum. O kar kalmıyor. O yemine gidiyor, süt, o kısır hayvanları besliyor. Artı hayvanın gübresi, kar olarak gübresi kalıyor. Yani biz köylü çocuğuyuz, biliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun ama başka ülkelere, başka devletlere, yani çok yere baharken yine memleketimize, Allah'ım devletimize zeval vermesin. Yani şükürle eksinin ortasındayız yani. Yani arasındayız. Size teşekkür ediyorum. Ben Halim Bayrak. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben su tesadüflerine uğraşıyorum. Peki koronavirüs nasıl etkiledi kasabamızı? Çok kötü etkiledi yani. Hastalığından dolayı biraz kritik durumdayız yani şu anda. Vatandaş dolayısıyla yoksulluk var şu anda. Yani krizdeyiz yani. Öyle diyeyim yani. Yeşilova'nın çoğu kesimi çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşıyor dolayısıyla. Peki onların son durumu nedir? Son durumları vahim yani. İyi değil. Yem almış başını gitmiş fiyatları dolayısıyla. Her şey pahalılıkta yani. Vatandaşımız dertli yani şu anda. Onun için sabredeceğiz. Bir de pandemi dönemi var dolayısıyla. O yüzden de biraz etkiledi. Allah büyüktür bakalım şimdi. Ne olacak bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Muhsin Altın. Ne işle meşgulsünüz? Esnafım. Aynı zamanda rehberlik de yapıyorum. Bir koronavirüs sizi etkiledi mi? Nasıl etkiledi? Etkiledi. Yani gelen giden o kadar yok yani. Koronadan çıkmıyorlar vatandaş. Peki bu sene çok kurak geçti. Evet. Düşünceleriniz neler? İnşallah yıl iyi olur yani. Umudumuz. Peki az bir yağış oldu birkaç gün biliyorsunuz. Evet. Onun faydası olacak mı çiftçilere? Olacak, olacak. Olur yani. Peki ayakta kalabilmek adına devletten herhangi bir destek aldınız mı? Almadım destek. Maddi gücümüz iyi yani. Gerek duymadık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi ekonomi gündemi.
Sırada hava durumu var. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar burada olacağız. Ova Grup olarak 17 yıldır hizmetinizdeyiz. Ömür boyu müşterilerimizin yanında olacak olmak mutluluk kaynağımız. Herkesin temiz ve güvenli suyla sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak tek gayemiz. Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştirdiğimiz 400 binden fazla cihazımızla 1 milyona yakın kişi ovayı tercih ederek sağlıklı ve güvenilir su kullanmaya devam ediyor. Amacımız herkesi sağlıklı, temiz ve güvenilir suya kavuşturmak. Bu uğurda gece gündüz çalışıyor ve her geçen gün mutlu müşterilerimiz ile büyümeye hızla devam ediyoruz. Tamamen yerli üretimimizle, ova kalitesiyle, cihazlarımızı 10 yıllık garantisiyle evinize getiriyoruz. Yurt dışına ihracatımızla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. Ova Teknik Servis Ağımızla 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Mobil servisimizle her ay 50 bin ailemizin evine hizmet götürüyoruz. Türkiye'nin her bölgesindeki mağazalarımızla sizleri bekliyor olacağız. Ova Grubu tercih eden halkımıza minnettarız. Sağlıklı su herkesin hakkı. Ova Su Aksaray Bayi. Adres: Minarecik Mahallesi, 553. Sokak, numara 10. Telefon: 0382 212 54 57. Cep telefonu: 0505 576 26 85. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bu akşam da sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.